Herkese merhabalar. LGS İngilizce hızlı tekrarımıza başlıyoruz. LGS 2024'te İngilizce'de 10 soru çıkıyor. Hedefimiz kaç Tonguç evladım benim? 10'da 10 hocam. Harikasın, inşallah 10'da 10 diyoruz. O zaman soruyorum. Are you ready? I am ready. Harikasın, hazırsan hep beraber başlayalım. Bugün ne yapacağız? Bugün hangi konulardan soru gelir? LGS ünite kelimeleri ki en önemlisi kelime. %100 çıkacak kelimelerin her birini sizlere vurgulayacağız. Ve LGS'de altın değerinde olan konular var. Yani bazı şeyler mesela prefer, like, işte dislike. Bunlar çok önemli kelimeler, çok önemli kavramlar, çok önemli konular. Bunların üzerinden soru örnekleri de çözeceğiz. Konu özetleri ve LGS tipi sorularla inşallah LGS İngilizce'de, LGS 2024'te bütün soruları doğru yapmaya çalışacağız. Eğer kelime eksiğimiz yoksa. Kelime eksiğimiz varsa bu son günlerde mutlaka arkadaşlar kelime kartları yapalım. Yazdığımız kartlara kelimenin İngilizcesini ve Türkçesini yazdığımıza rahat rahat halledebiliriz. Mesela diyelim ki would rather, diyelim ki beğenmek. Tamam, buraya would rather yazdın. Arkasına beğenmek yazacaksın ve cebine koyacaksın. Would rather than, prefer to gibi ifadeleri veya buna benzer işte bodies, işte first, second, third, last veyahut da işte recipe, böyle bir sürü kelime var. Bunlardan bazılarını şu anda biliyorsunuz. Ha hocam, bunları biliyoruz ya zaten diyorsunuz. Bazılarını ise what is this diyorsunuz, bilmiyorsunuz. What is this? O ne? Aynen senin dediğin gibi. İşte böyle dememek için mutlaka kelime kartları yapalım arkadaşlar. Şimdi bu sınavımızda 2024 LGS'de hem birinci dönemden hem de ikinci dönem konularından sorumluyuz. Friendship, teen life, in the kitchen, on the phone, the internet, adventures, tourism, chores, science, natural force. Burada son konu o kadar dönem değil. Hatta şöyle çıkacak sorulara baktığımızda birazdan şöyle konu analizi yapacağız. 2024 yılında arkadaşlar biz friendship konusundan iki soru bekliyoruz. Teen life'dan bir, in the kitchen'dan, mutfaktadan bir, on the phone bir, the internet bir, adventures bir, turizm bir. Zaten 10 konu var. Dolayısıyla 2, 4, 6, 8, 10 soru gelecek. Her üniteden bir soru bekliyoruz ama son üniteden, yani natural force'dan soru beklemiyoruz. Şimdiye kadar çünkü soru gelmemiş. Ama gelirse diye biz bugün bu konuya da bakacağız. Yine bu konuya kadar sizlere LGS'de çıkabilecek önemli şeyleri değineceğiz. İsterseniz şöyle bir bakalım ilk başta neler yapacağımıza. Friendship'te kişisel özellikler, yani iyi arkadaşın özellikleri, işte never says lie veyahut da you can trust her, mesela ona güvenebilirsiniz gibi ifadeler, trust, trustworthy, honest, buna benzer kelimeleri çok iyi bilmemiz lazım. Burası 5 yıldızı. Bir de giving excuses, yani özür veriyorsun. Mesela diyorsun ki I would like to come but diyorsun, fakat diyorsun, ardından da neden gelemeyeceğini işte. I will go to my grandfather. Evet, dedeme gideceğim, babaanneme gideceğim, nineme gideceğim gibi bahanelerle arkadaşlarımızdan kaçmanın yöntemlerini size gösteriyoruz. Teen life'a baktığımızda ise kitap tarzları var. Bu da yani çok birkaç kere soru geldiği için bilelim bunu. Ama likes and dislikes tam anlamıyla 5 yıldızlık bir konu. Bunu zaten biliyorsunuz. Hoşlandığımız şeyler likes, hoşlanmadıklarımız dislikes olacak. Yine tercihlerimizi preferences, yani prefer'le göstereceğiz. Stating personal opinions, kişisel fikirlerimizi nasıl dile getirdiğimizi, I think, in my opinion, to me. Harikasın, to me de var. Aferin Tonguç'um, bayağı hazır gördüm seni. Çok güzel. Bunları göreceğiz. In the kitchen'da following a recipe önemli. Bir de unit vocabulary. Burasına bak, 5 yıldız koymuşlar. Ben buraya 6 yıldız yapmak istiyorum. Burada kelimeleri bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunlarla alakalı da birazdan takdiri vereceğiz ama sizler LGS'de çok önemli olan dediğimiz kelimeleri mutlaka bu kelime kartlarına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Tercihler yine burada vardı, burada da var. Zaten bak, expressing references, expressing references, yani tercihleri göstermek. Burada da yine benzer şekilde hep geliyor bak. Likes and dislikes. Yani bunların her biri her ünitede bir şekilde karşımıza çıkabilecek şeyler. On the phone'a baktığımızda following your phone conversation. Yani adam sana bir şey söyledi, sen anlamadın. Can you repeat please diyorsun ya, işte onu demeni isteyecek. Bunu bilebiliyor musun? Bu diyaloğu doldurabiliyor musun? Buna bakacağız. The internet konusunda internet alışkanlıkları önemli. Yine adventures'a kişisel fikirlerimizi dile getirmek. Turizmde yine prefer konusu. Ben işte I love to travel historical places. Yani tarihi yerleri gezmeyi seviyorum diyebilirsin. Ya da I prefer historical sites to işte seaside, yani deniz kenarını tercih ediyorum diyebilirsin tarih yerleri. Neyse, diğer tarafta chores'a baktığımızda expressing obligation, yani zorunluluklarımızı göreceğiz ve responsibilities, yani sorumluluklarımızı göreceğiz. Hocam hangisi zorunluluk, hangisi sorumluluk? Çok basit Tonguç'um. Zaten bunu sormayacaklar ama hangisi sorumluluk, hangisi sorumluluk diye. Responsibilities'de I should diyorsun. Obligation'da I must diyorsun. Ama zaten bazen should dediğin şey de responsibility değil, obligation olabilir. Must dediğin şey de obligation değil, responsibility olabilir. Yani bu ikisinin hangisi obligation, hangisi responsibility, hangisi zorunluluk, hangisi sorumluluk değil mi? Sen should dediğinde mesela I should study, çalışmalısın. I should study vocabulary,
kelime çalışmalısın, kelime çalışmalıyım diyebiliyorsun. Veyahut da artık sınava bu kadar az bir süre kaldıysa artık you must study diyorum. Yani artık zorundasın Tonguç, artık yeter diyorum. Science'a baktığımızda talking about past events, yani burada geçmiş zamanı was, were göreceğiz. Natural force'u boş bıraktık. Çünkü şimdiye kadar az önce gösterdiğimiz gibi soru gelmemiş. Yine gelmeyebilir ama yine bir şekilde değineceğiz. Burada bazı kavramlara değineceğiz arkadaşlar. Siz tabii ki bu hızlı tekrar videomuzdan sonra diğer videolarda yaptığınız gibi mutlaka son tekrar setinizde eğer İngilizce kitabını bitirmediyseniz mutlaka bitirin arkadaşlar. Burada çok kallavi, çok güzel sorularımız var. Ardından da geri sayım denemelerinden her gün deneme çözmeye veya doz denemelerinden denemeler çözüp tekrarlar yapmaya devam ediyorsunuz. Hadi bakalım o zaman arkamıza yaslanalım. Güzel bir şekilde LGS İngilizce hızlı tekrarımıza başlayalım. Ve başlıyoruz. Important words of friendship unit demiş. Yani friendship, arkadaşlık, kardeşlik ünitesinin önemli kelimeleri diyor. Tamam. Best, close, true friend veya buddy, yani kanka. En iyi arkadaş, yakın arkadaş, gerçek arkadaş dediğimiz arkadaşlar. Mesela senin en yakın arkadaşın Tankut, bunun gibi. Burada backup, support, help esasında olumlu kelimeler. Backup desteklemek, support desteklemek, help yardım etmek, desteklemek anlamına geliyor. Keep secrets, sırlarını saklamak iyi bir şey. Share secrets ise kötü bir şey. Fakat burada diyor ki never share secrets, yani asla sırlarını paylaşmaz diyor. Dolayısıyla keep secrets iyi bir şey. Never share secrets, bu da iyi bir şey. Çünkü asla sırlarımızı paylaşmamak lazım. Senin arkadaşın sana bir sırrını söylüyor mesela. Abi biliyor musun bu böyle diyor. Bunu söylüyorsan bu kötü bir şey. Şimdi count on, depend on, trust. Bu da yine güvenmek anlamına geliyor. Bak bu desteklemek de iyi arkadaş, bizi destekliyordu. Olumlu, olumlu, olumluydu. Count on da yine olumlu. Çünkü bizi ne yapıyor? Bize güveniyor. Depend on bize güveniyor. Trust güven demek. Şimdi aynı zamanda have a good relationship. İyi bir arkadaşlığımız, iyi bir ilişkimiz var. Have similar interests. Ha burası önemli bak. Buraya ünlem işareti koyuyorum Tonguç'um. Şimdi burada benzer ilgilere sahiptir diyor. Tamam. Fakat şuna dikkat, always have similar interest diyebilir. Yani bak burada never gelince durum değişiyordu ya. Bak share secrets kötü bir şey, sırlarını paylaşıyor. Aa ne yaptın, niye söyledin sırrımı? Aa ben söyledim, ben kötü arkadaşım oluyor. Ama never share secrets dediğimizde asla sırlarını paylaşmıyor, o zaman iyi oluyor. Şimdi burada da always kelimesi değiştiriyor. Şimdi benzer ilgilere sahip olabilirsin. Interest ilgi demek, have similar interest. Ama always have similar interest derse bu işte birazcık skandal bir ifade oluyor. Çünkü sen kankanla, Tankut'la her zaman aynı ilgilere sahip olamazsın. Yani aynı takımı tutuyoruz, aynı yemeği yiyoruz, aynı sütü içiyoruz, aynı çikolata. Böyle olmaz, bu imkansız. Bazen farklı şeylere de sahip olabilirsin. Dolayısıyla burada bazı kelimelerle bunu da yanlışa dönüştürebiliyorlar. Dikkat etmelisin Tonguç'um. Have things in common, ortak şeyleriniz olabilir. Spend time together, birlikte zaman geçirebilirsiniz. Yine mesela always spend time together, daima beraber, yani her zaman beraber zaman. Ya olur mu canım, yani tuvalete de beraber gidiyorlar. Böyle bir şey olamaz. Bunlara da dikkat edeceğiz Tonguç herhalde benim. Şimdi yine de biz biraz daha bazen Milletin Bakanlığı kitabında geçen belki bizi zorlayacak... Ters köşe. Ters köşe olabilecek kelimeleri de göstereceğiz. Niye? Tonguç Akademi olarak öğrencilerimizin full yapmasını istiyoruz. Full'ün Türkçesi full. Full ne demek o ya? Şimdi full İngilizce... Fül ise Türkçesi bunun. Fül. Tabii öyle bir şey yok, şaka. Fransız bonton kültüründen geldiniz. Evet evet, birazcık Jacopernik var. Şimdi buradaki kelimelere baktığımızda adventurous bu maceracı. Maceracı böyle yani. Anlatabildim mi? Amusing eğlenceli. Caring ilgi gösteren. Determined nedir? Determined. Kararlı. Kararlı yani. Çok I am kararlı. Determined on LGS. Evet LGS. LGS'de çok ciddi bir şekilde kararlı Tonguç'um. Fair yine dürüst anlamına geliyor. Unfair dürüst olmayan. Adil. Adil yani. Generous yine cömert. Yardımsever. Helpful bak. Help yardım demek, full olunca yardım dolu. Yani yardımsever. Beauty güzellik demek, beautiful güzellik dolu. Yani güzel. Truthful yine dürüst anlamına geliyor. Loyal sadık anlamına geliyor. Reliable güvenilir. Ho, 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 evet, ho. Köpekler genelde loyal ho. Olurlar. Doğru, çok güzel. Understanding yine anlayışlı. Do you understand me Tomuş? I understand you teacher. Evet, beni anlıyor musun diyorum. İşte understanding anlayışlı anlamına geliyor. Tactful da nazik anlamına geliyor. Seninle alakası yok. Bu nazik böyle kibar, böyle haza beyefendi derler ya, çok kibar bir insan. Tactful yani çok kibar. Şimdi diğer tarafa baktığımızda stubborn, inatçı. İnatçım. Agresif. Evet, nerede bizim, hatta bizim inatçı koyunumuz değil de keçi. Keçi hocam. Bu koyun da, bu çünkü keçilerle çok takıla takıla hani dostuna benzer ya insan, bu da biraz inatçı olmuş. Agresif zaten Türkçe geçmiş. Ne yapıyorsun? Agresif oluyorum hocam. Ha, güzel, tamam. Arrogant Türkçe'ye geçmiş yine. Arrogant yine bu da. Türkçe nerede? Kim kullanıyor? Çok arrogant takılıyorsunuz falan diye ben duyuyorum bazı yerlerde. Çok elit ortamlarda kullanılıyor. Ne demek hocam? Arrogant da yine
kibirli anlamına geliyor. Bad tempered, huysuz. Kibir dolu. Kibir dolu yani. Jealous, kıskanç. Mean, yine aynı şekilde. Kaba. Kaba davranan, kötü davranan. Self-centered, bencil. Bak, selfie diyoruz yani kendimizin ismini çekiyoruz. Hocam, bencil mi, bencil mi? Bencil diye, bencil değil ama bencil. Yani bencil. Bencil. Bencil mi dedim ben az önce? Evet, ben... Hocam İngilizce, Türkçe karışık olmuyor. Hayır, beyin yandı ya. Bencil diyecektim tabii. Bencil. Bencil dedim. Angel falan derken kafa gitti. Şimdi burada self ne demek Tonguç'um? Hani kendimiz demek. Hani self confidence, kendimize güven olmak. Selfie, kendimizi çekmek. Selfie demek, evet. Selfie oradan geliyor. Kendi kendini çekmek. Evet, öz çekim. Burada self-centered yani ben merkezli. Yani kendini düşünüyor böyle ben. Hep ben selfie diyeceğim. Çekiyor. Hep selfie çekiyor değil de hep kendini düşünüyor diyebiliriz. Burada sneaky var, sinsi böyle yılan gibi. Snake zaten öyle yazıyor. Yılan demek. Yani sneaky yılan demek. Şöyle sinsi yani yılanlar böyle sinsidir ya böyle gizli bir şekilde gelirler. Hatta yılan. Seni yılan seni. Seni yılan yılan derler ya. Aynı onun gibi şöyle yılan da çizemiyorum ben çok güzel. Evet bu oluyor. Bak reliable güvenilir Tonguç'um. Unreliable da güvenilmez oluyor. Buradan %100 çıkar diyemiyorum. Ama buradan da sorulabilir. Buraya da bilin. Buraya atla bak dikkat etseniz. Buraya bil diyorum. Ama bir soru gelir belki içinde. Gelebilir. Hocam. Buraya bil diyorum. Nerede? Bir sürü bil. Kelime var. Evet buraya bil diyorum. Çok önemli bir kelime öğrenme olduğu için bil diyorum. Ama şuraya gelince kafayı yiyorum. Burada SS al %100 çıkar diyorum. Bak bu sayfayı bilmiyorsan çok çok riskli. Bunu bilmen lazım. Burayı da bil. Buradan da belki yani bunu bilmediğin için soruyu kaçıracağın bir şey sormazlar. Yani sen İşte determined'ı bilmediğin için ah keşke determined'ı bilseydim diye bir soru kaçırma ihtimalin biraz zayıf. Ah hayatımda yaşadım en büyük pişmanlık. Agresif ama şurada eğer keep secrets'ı mesela geçen seneki sınavda share secrets'ın ne olduğunu bilmiyor bir öğrenci. Mortanzen Stranze. Ya kaçıracak o soru yapacak bir şey yok. Dolayısıyla burasına %100 çıkar diyoruz ve devam ediyoruz. Birinci ünite aslında bitti diyebiliriz arkadaşlar. Burada tabii. Bitti mi gerçekten? Ya bitmek üzere. Aslında esasında burada diğer ünitelerle de bağlantılı konular var. Mesela birazdan restorana gideceğiz. Birazdan işte ne bileyim teen life, gençlerin yaşamında eğlenceler. Orada bunları kullanacağız. Dolayısıyla şu ilk ünitede öğreneceklerimizi bazı üniversite bazı diğer ünitelerde de göreceğiz. Şimdi making offers and invitations. Yani teklifler ve davetlerde bulunduğumuz zaman ne oluyor? Şimdi would you like to? Yani would you like to join us? Bize katılmak ister misin Tonguç? İstemiyorum. Ne isim? Would you like some tea? İster misin? Yes, I would like some tea. Yani istemem. Would. Would'u diyoruz ve bitiyor kaçıyor. I would like some tea. I would like some çay isterim diyor. No, no, do you want tea dersen bu genel olarak çay ister misin anlamına geliyor. Çok arrogant olur. O çok arrogant, çok elit olur. Burada bizim bilmemiz gereken would you like to join us? Yani bize katılmak ister misin? Do you want to join us? Do you want some tea? How about, what about? How about'lar da olsa ING geliyor. How about watching TV? Televizyonunuzu ben ne dersin? What about watching TV? Why don't you have a party next weekend? Gelecek hafta sonu neden parti yapmıyoruz? Yapamayız çünkü biliyorsun ki pandemi. Shall we go to the cinema? Sinemaya gidebilir miyiz? Let's go to the cinema. Sinemaya gidelim mi? Bunların her biri bir teklif oluyor. Bu sayfadan da %100 çıkacak Tonguç'um. Burası da mutlaka bilmemiz gereken bir yer. SS almamız gerekiyor. Neden? Çünkü accepting yani kabul etmek ya da refusing yani reddetmek önemli. Burada hangisi reddetmek, hangisi kabul etmek iyi bilmemiz lazım. Eğer sen kabul ediyorsan I'm so busy diyor. O zaman meşgul gelmeyecek diye düşünürsün ama bak burada ne geliyor? But diyor. But I can't refuse it. Çok meşgulüm. Fakat reddedemem. Geleceğim. Böyle bir şeyi kaçıramam. Süper fakat part. Nedir hocam? Fakat fakat yani ben tabii biraz eski Türkçe. Eski biraz Arap Arap diyorum. Osmanlıca Türkçesiyle konuşuyorum. Nevet. Nevet gibi oluyor mesela. Binaenaleyh. Neyse. Şimdi çok meşgulüm fakat gelemem. Of course. Kesinlikle gelirim. Kaçırmam. Nerede beleş yemek varsa hemen yerim. Aynen. Nerede beleş oraya yerler. Sure. It sounds good. Great. Awesome. Yani kulağa harika geliyor. Hoş geliyor. Süper geliyor. Sure. That sounds fun. Awesome. Great. Yani bu da harika geliyor kulağa. Kesin that sounds great. Great yani. Harika. Thanks for inviting me. Teşekkürler. Allah razı olsun beni davet ettiğin için. Yeah, that would be great. Harika bu süper olacak diyor. Kesin. Hocam Amerikan filmi gibi konuştunuz. Aynen. Amerikan filmlerinde böyle konuşuluyor. Yes, I'd love to, I'd like to da diyebiliyoruz. Eğer reddediyorsa, yani davete gelmemek için böyle kıvırıyorsa, yani ya işte falan diyecekse o zaman I'm sorry ne sorry? Yani I'm sorry but I can't. İsterim, özür dilerim fakat yapamam. I'm sorry I'm going to help my father. Yalan. Yalan söylüyor. I'm sorry ben babama yardım edeceğim diyor. Ya şimdi. Herkes kıvırma herkes diyebilir miyiz? Buna kıvırma diyebiliriz. Yani kıvıracaksın. Artık satma diyebilir miyiz? Satışla diyebiliriz. Bu da olabilir. Satış. I'm sorry I'm going to help my father. No thanks. Hayır teşekkür ederim. I'm full. Ben doluyum diyor. Doluyum yani. Bu da aynı şekilde I'm stuffed. İşim var ya. Git başımdan. I'd love to. İsterim fakat. Burada bak.
İsterim diye başlıyor. Söyleyebilir miyim hocam? Söyle. I'd love to but I have to go to my grandparents. Evet, her zaman zaten dedemlere gideceğim, babaannemlere gideceğim diye bir bahane bulunur. En iyi bahanedir. En iyi bahane. Çünkü babaanne ve dede kimse bir şey diyemez. Dolayısıyla onların da ellerinden öpüyoruz. Dolayısıyla bunlar da but'a dikkat edeceğiz. Sorry, üzgünüm but I'm too busy. Ben çok meşgulüm, çok özür dilerim diyor. I'd love to but I'm busy gibi ifadeler olabilir. O zaman bakın ne kadar kolay esasında. Burada tek yapmanız gereken olumlu cevap verdiyse seçeneklerde bunu arayacaksınız. Olumsuz cevap vermesi gerekiyorsa bunu arayacaksınız. Veya seçeneklerde 3 tane bundan olur, 1 tane bundan olur. Veya 3 tane bundan olur, 1 tane bundan olur. Sakın sakın böyle bir kolay soruyu kaçırmayın. Bunların olumlu olduğunu, bunların da olumsuz red olduğunu bilin arkadaşlar. Kendi fikirlerimizi söylerken I think, in my opinion, to be honest, to me diyoruz. Bunlarla alakalı soru gelmiyor. Yani bunu zaten hangisine in my opinion gelecek, hangisine to be honest. Bunların hepsi aynı anlama geliyor zaten. Bence, benim fikrimce, dürüst olmak. To be honest, this lesson is very efficient. Evet, benim bence diyor bu ders çok gerekli, çok güzel diyorsun. Tamam, şimdi buradan da soru gelmiyor. Yani burada hangisine often gelir, hangisine usually gelir gelmiyor. Ama bu kelimeleri de bilelim. Always daima demek. Yani %100 her zaman yaptığımız şey. Mesela o I always sleep early. Ben daima erken uyuyorum. Yani bu her zaman yaptığım bir şey çünkü. Usually, sometimes var, usually var, frequently var, often var, occasionally var, seldom var, rarely, never. Bunlar ne hocam? Bunlar da her zaman yapmadığımız yavaş yavaş azalan şeyler. Yani sıklıkla yapıyorsak usually diyoruz. Veyahut da genellikle yapıyorsak. Frequently yine çok sık yapıyorsak. Often yine sık sık yapıyorsak. Sometimes bazen. Occasionally nadiren azalmaya başladı. Seldom bayağı biraz. Rarely bayağı bayağı bir nadir yapıyorsun. Yani artık yani çok zor. Estikçe belki nadir diyorsun. Never ne? Sıfır demiş. O zaman never asla. Never say never. Asla asla demeyin. Bakın sizler de arkadaşlar. Asla asla demeyin. İnşallah bir hafta sonra çok güzel sonuçlar elde edeceksiniz. She always plays basketball. O daima basketbol oynuyor diyor. Oynasın bana ne? Some important words of teen life. Aa teen life gençlerin yaşamına gelmiş. Gençlerin yaşamında ne var Tonguç'um? Senin yaşamında gençlerin daha çok yaşamında ne var? Eziyet var hocam. Aynı zamanda yani? Zulüm var hocam. Ne aynı alakası zamanda Allah'ım, fakirlik skandal var hocam. Ne alakası var? Aynı zamanda sürünmek var hocam. Hayır hayır alakası. Ya beni güldürdün Tonguç. Allah da seni güldürsün. Gerçekten gençlerin yaşamında gençlik ben var. Ben bunu görüyorum hocam. Hayır kendim. Sen çok ders çalışıyorsun belki de o yüzden. Ama esasında gençler oyun oynuyorlar. Fortnite var. İşte ne bileyim Brawl Stars. Eğer Brawl Stars 8'ler oynamaz da. Ne bileyim başka neler var. İşte sosyal medya var. Geziyorsunuz. Dışarı çıktığınız saatler olabiliyor. Arkadaşlarınızla gezdiğiniz zamanlar yani olabiliyor. İşte görüyorsunuz hiçbir şey yok. Arada bir LGS çalışıyoruz. Yani gençlerin yaşamıca. En azından gençlerin önünde ne var biliyor musun hocam? Daha yaşayacakları çok güzel seneler var. Dolayısıyla onları çok seviyoruz. Şimdi bu ülke onlara emanet olacak. Dolayısıyla derslerini iyi çalışıp. Allah rahmet eylesin hocam. Dolayısıyla derslerinizi iyi çalışıp başarılı olmanız lazım arkadaşlar. Yani sizler ileride doktor, mühendis, avukat, öğretmen, yazılımcı, futbolcu, geçsek türkücü. Geçsek mi hocam nasıldı? Geçiyorum, ders geçiyorum. Şimdi evet gençler. Geçmiyorsun hocam. Su vereyim mi siz hocam? Yok su vereyim diyorsun. Hep musluk suyu getiriyorsun. Daha kötü oluyor. Midem bulanıyor. Şimdi morning sabah demek. Sabahları biz ne yaparız? Go to school. Okula gideriz. Get up. Kalkarız. Tabii önce kalkmamız lazım okula gitmemiz için. Wash your face and hands. Ellerimizi ve yüzümüzü yıkarız. Take a bath. Banyo yaparız. Duş alırız yani. Brush diye dişlerimizi fırçalarız. Have breakfast. Kahvaltı yaparız. Ve get dressed. Elbisemizi giyiniriz. Sonra yallah tazik okula gideriz. Şimdi burada bazı sıfatlar var. Bunları bilmemiz gerekiyor Tonguç'um. Excellent ne demek? Mükemmel. Terrific yine müthiş. Wonderful şahane. Amazing harika. Trendy yine modaya uygun süper yine. Exciting heyecan verici. Oh you look amazing. Harika görünüyorsun. Exciting heyecan verici. Fun eğlence. Interesting ilginç. Relaxing rahatlatıcı. Healthy sağlıklı. Boring sıkıcı. Ridiculous saçma. Unbearable katlanılmaz. Difficult zor. Expensive pahalı anlamına geliyor. Dolayısıyla bunlara şöyle kötü olduğunu ifade eden şöyle üzüntü işareti yapalım. Bunlarda şöyle wow şöyle gözlerimiz büyüsün. Wow. Adrenalin. Wow. Bunlarda ise süper olduğu için buraya da zaten mutluluk. Mutluluk koyabiliriz şöyle. Süper diyebiliriz. Yani önemli olan bunların olumlu anlama geldiğini, süper anlama geldiğini, bunların heyecan verici şeyler olduğunu, bunların da iğrenç şeyler olduğunu bilirsen zaten anlıyorsun. Diyorsun ki ya buraya iyi bir şey gelecek ama seçeneklerde boring var lan. Boring kötü bir şeydi. Ridiculous iğrenç bir şeydi. Yani saçma anlamına geliyordu. Boring sıkıcıydı. Unbearable katlanılmazdı. Herhalde bu bunlardan biridir diyorsun. Heyecan verici, işte eğlenceli, ilginç, rahatlatıcı veyahut da mükemmel, müthiş. Farklı olanı bulalım. Farklı olanı bularak ilerleyebiliyorsunuz. Şimdi bir de müzik tipleri var. Sen ne tarz müzik dinliyorsun Tonguç Eylen benim? Ben hocam türkü dinliyorum. Güzel. O zaman sen folk müzik, halk müziği dinliyorsun. Heavy metal,
metal müzik dinleyebiliriz. Rap dinleyebiliriz. Ben Fero tarzı. Rock, classical, folk, Indian ve pop diyebiliriz. Dolayısıyla bunların her biri bir müzik tarzı. Burada da zaten bir resim vererek veyahut da bununla alakalı bir şeyler söyleyerek siz buradan anlayabiliyorsunuz. Şimdi bir tane soru çözelim. Nasıl oluyor? Bak burada saatler vermiş. LGS soru kalıbı bu mu hocam? Aynen. LGS'de böyle bir soru %100 çıkacak. Dikkatli dinleyin. Burada bir şey daha var Tonguç Elhan Bey'im. Buraya dikkat etmen lazım. Türkçe'de biz cümlenin sonuna dikkat ediyoruz. Niye? Çünkü hani söylenemez, yoktur, değinilmemiştir, çıkarılamaz gibi şeyler cümlenin sonunda oluyor. Ama İngilizce'de şu kısma dikkat etmeniz lazım. Onlar da zaten altını çizmeyip büyük yazıyorlar. Correct diyor, yani doğru olanı söyle diyor. Şimdi hangisi doğrudur diyor. Şimdi Tonguç studies more than Tankut. Tonguç Tankut'tan more daha çok çalışıyor diyor. Bakalım doğru mu? Eve geldikleri zaman Tonguç 7 ile 9 arası ödev yapıyormuş. Tankut ise 7.5'la 9 arası ödev yapıyormuş. O zaman kim daha fazla çalışıyor? Tonguç daha fazla çalışıyor. Bak, Tonguç daha fazla çalışıyor. Aynen bak, ödev yapmaya baktığımızda. Çünkü kalkmak, okula gitmek, işte okulu bitirmek, eve varmak, birazcık kestirmek, yemek yemek, yatağa gitmek, bunlar ders çalışmakla alakalı. Burada ders çalışmak, do homework bilmeyenimiz var mı ya? Ya do homework bilmeyen insan kaldı mı artık? Kalmadı, herkes biliyor. O zaman ders çalışmaya baktığımızda bu 2 saat değil 1.5 saat çalışıyor. Tonguç ise 2 saat çalışıyor. O zaman Tonguç'un daha inek olduğunu, daha fazla süt verdiğini ve daha fazla mandıra hayatına kendini alıştığını söyleyebiliriz. Bir de M alayım. M. Evet, bu da koyun kardeşimiz. Dolayısıyla cevabımız Ayhan seçeneği oluyor. Ama burada şuna dikkat edelim. Diğerlerini Tonguç and Tankut and Tonguç are mad about playing computer games. Şimdi delisi diyor ama öyle bir şey yok, yarım saat oynuyorlar. Tonguç sleeps earlier than Tankut. Tonguç daha erken uyuyor diyor. Hayır, aynı anda gidiyorlar yatağa. Tankut goes to school later than Tonguç, but leaves school earlier than Tonguç. Böyle bir şey yok. Saat daha erken gidiyor, daha... Öyle bir şey yok. Burada net bir şekilde görebileceğimiz şey şu, buradaki saat farkını görmek. Bu soru esasında dikkate dayalı. Yani senin dikkatin varsa lan bu iki saat etmiyor, bu iki saat, lan bu iki saat... Aa deyip yapabileceğiniz sorular arkadaşlar. Bir de do homework gibi kelimeleri bileceğiz. Study gibi kelimeleri bileceğiz. Şimdi... Geldik mutfağa. Oo. Herkes önlüklerini giysin. En sevdiğim. Herkes mutfağa geçsin ve artık şimdi mutfakta yemek yapma zamanı. Hemen güzel bir şekilde güzel bir inek sote, pardon ne inek sote, ineği görünce hemen karnım acıktı benim. Şimdi güzel bir şekilde dersimizi çalışacağız, kelimeleri öğreneceğiz. Burada kelimeleri sen okuyacaksın Tonguç evladım benim, ben de Türkçesini söyleyeceğim. Hadi bakalım. Hocam Hindistan aksanıyla mı, British aksan mı isterseniz? Hindistan hangi... aksanı istiyorum Tonguç'um, hadi bakalım. Bake. Bake, burada fırında pişirmek anlamı. O zaman yazıyorum şöyle, fırında pişirmek. Peki diğerini oku bakalım evladım. Bitter. Bitter acı. Hani var ya biraz da acı çikolataları için kullanıyoruz. Siyah çikolata. Evet. Boil. Boil kaynatmak anlamına geliyor. Peki bunları biliyoruz hocam biz. Bir daha ne yazıyorsunuz? Unutmayın diye. Çünkü bunları şimdi burada dinlediniz ya. Bir hafta sonra unutmazsınız. Sizler hello teacher, sorayım. How are you? Thank you Tonguç. Ben de senin gibi yapamıyorum. Thank you Tonguç, how are you? I am from yeni New Delhi. Yeni Delhi? Oh, I am Hindistan. From New Delhi, west of India. Chop. Chop tabii ki. Şey yapmak, dilimlemek anlamına geliyor. Şöyle yazalım. Dilimlemek. Böyle doğramak. Doğramak, dilimlemek, dilimle. Doğramak diyebiliriz Tonguç herhalde benim. Neden? Hani böyle küçük küçük parçalar halinde doğramak diyebiliriz. Flour. Flour un anlamına geliyor. Fry yine kızartmak anlamına geliyor. Ingredient. Sen okuyordun hadi bakalım. Ingredient. Ingredient de içindekiler, yani malzemeler, içindekiler yazar böyle, mesela. Şey bisküvinin arkasında yazar. Çikolata aldım, içinde burada yazar. Bunun içinde bunlar bunlar vardır der. Bunu bir şekilde yapabiliyorsun. Knife nedir biliyor musun Tonguç? Knife diye okumuyor mu hocam? Yok bak İngilizce'de knov mesela knov diye okumaz. Knov diye okunur. Aa. Aynı şekilde knife da kezden okumadan bıçak. Bıçak diye okumaz. Spoon. Spoon yine kaşık anlamına geliyor. Evet. Fork. Çatal. Pen. Pen de tava anlamına geliyor. Plate. Tabak anlamına geliyor. Hemen hızlıca geçelim ki daha çok oven. Oven, fırın. Meal. Meal yemek anlamına geliyor Tonguç herhalde. Mix. Mix. Mix yani remix derler ya, karıştırmak anlamına geliyor. Oil. Oil yine yağ anlamına geliyor. Peel. Peel böyle hani peeling derler. Aynı zamanda şey de var peelli. Şeftali soymak. Evet, elmayı soymak, şeftali soymak diyebiliriz. Pour. Pour da yine dökmek. Mesela kaba bir şey döküyoruz. Hani çay dökmek gibi mesela. Salt, salty. Salt tuz demek. Salty de tuzlu anlamına geliyor. Slice, işte ekmeği dilimlemek gibi. İşte bu sefer tam dilimlemek oluyor. Devam edelim. Evet, bunu oku bakalım. Sour. Sour yine ekşi böyle. Hani limonun ekşisi vardır. Grapefruit'un ekşisi vardır. I like spicy food. Evet, Hindistan'dan gelenler genellikle baharatlı yiyecekleri var. Spice... baharat demek. Spice Girls. Evet, Spice Girls'ü birçok 70 yaş üstü arkadaşlarımız çok iyi tanırlar. Baharatlı da yine aynı tasty. Şey. Tasty. Tasty. Bak, taste tatmak.
Testi de tatlı değil de lezzetli diyebiliriz. Hocam yummy diyebilir miyiz? Yummy. Yummy de diyebiliriz. Onu da yazalım şöyle. Yummy, yummy, yummy. Onu da şöyle güzel bir şekilde yazalım. Çok güzel. Oo. Burayı şöyle SS al diyorum. Neden? Çünkü buradaki kelimelerden bir tanesi %100 çıkacak. Şimdi burada arkadaşlar bu sayfadan %100 trilyon soru gelecek bu kelimelerden biri. Dolayısıyla bunları bilmemiz lazım. Çünkü bizler ileride aşçı olacağız İngiltere'de. Şimdi sayılabilen ve sayılamayan kelimeler var. Şimdi countable nedir sayılabilen kelimeler? Carrot mesela havuç. Cucumber yine salatalık. Cucumber deyince senin aklına ne geliyor? Cucumber deyince kendimi hatırlıyorum. Aynaya mı bakıyoruz? Cucumber arkadaşlar halk arasında... Babam bana hıyar diyor, hıyarsın diyor. Sen. Hıyar esasında çok güzel bir şey yani. Sen ya o yüzden sağlıklısın diyor sağlıklısın, yani. Sağlıklısın, böyle işte uzunsun, yeşilsin, sen güzelsin. Sen yoğurda yaklaşma, cacık olursun. Yoğurda yaklaşma. Evet, dolayısıyla cucumber yine salatalık anlamına geliyor Tonguç herhalde benim. Carrot, havuç demiştik. Onion, soğan anlamına geliyor. Garlic, sarımsak. Egg, yumurta. Grape, üzüm. Corn da mısır anlamına geliyor. Burada bilmediğiniz kelime varsa mutlaka aklınızda bulunsun Tonguç evladım benim. Garlic'in de sarımsak olduğunu yazalım. Bunları bilmemiz işimize yarayacak. Countable vardı bunlar, sayılabiliyor. Ama bir de uncountable'lar var. Parsley mesela maydanoz. Maydanoz sayılmıyor mesela. Sugar, şeker sayılmıyor. Flour, un sayılmıyor. Butter, yağ sayılmıyor. Water, su sayılmıyor. Su şişesi sayılabiliyor bak. Bir şişe, iki şişe su diyebiliyorsun. Bu sayılabiliyor ama suyun kendisi sayılmıyor. Oil yine yağ demek. Salt, tuz da sayılmaz. Tuz kaç tane? İki tane mi tuz vereyim? Öyle bir şey olmaz. Bunlar sayılamıyor arkadaşlar. Şimdi burada bir de sıralama şeyleri var. Buradan da %100 çıkacak ve dünyanın da en kolay konusu bu. Nasıl yani hocam? Size ya first'tekini söylüyorlar ya da final'ı soruyorlar. Next mi gelecek, then mi gelecek? After, bunu hiç sormuyorlar. Yani ya ilk gelecek olanı bilmeniz gerekiyor ya da en sona geleceğini bilmeniz gerekiyor. Onu da zaten anlıyorsun. İşte ilk başta şunu yapmalısın diyeceğin şey bellidir bir yemek yaparken. Ya da en sonunda yemeği koy işte sofraya koy, sıcak bir şekilde ikram et diyor. Dolayısıyla first'ün ve final'ın ne olduğu bir soru %100 çıkacak. Burada dikkat etmenizi istiyoruz. Peki mesela bakalım. Burada biz tabii bu first'ü ve final'i zaten soruyorlar. Biz farklı bir tane soralım dedik. Şimdi what should I do before mixing the ingredients? Ne yapmalıyım diyor malzemeleri karıştırmadan önce. Şimdi ne bileyim ne yapacaksın? Yazıyor burada. Sorularda yapacağınız şey şu arkadaşlar. Soru benden ne istiyor? Bana ne vermiş? Benden ne istiyor? Bunu yapmadan önce bak before'un önce demek olduğunu bileceksin. Ne yapmalıyım diyor. Burada zaten yazmış bak. Mix all ingredients. Bunları, bütün malzemeleri karıştır diyor. Onun öncesi ne var? Mash the cheese. Peyniri ez var. O zaman mash the cheese dediğine göre sen diyeceksin ki bir dakika. Ingredients, mash the cheese. Bakalım ingredients. Ah, burada B seçeneği bu kadar basit. Niye? Shape the dough sonra bak. Shape the dough en sonda. Ya da you should help your mother. Öyle bir şey yazmıyor zaten. İşte you should crack the eggs. Yumurtaları kır diyor. Bunlar hep sonra. Sen before'un önce... After'ın son olduğunu biliyorsan ve buradaki sıralamaya göre bu kelimeleri yerleştirebiliyorsan bunu yapabiliyorsun. First diyor mesela. Burada first hangisi? Bir olacak. Final diyor hangisi olacak? Beş olacak. Dolayısıyla bu sıralama sorularında çok rahat bir şekilde, dikkatli bir şekilde olursanız yapabilirsiniz arkadaşlar. Geldik words about on the phone ünitesine. Hızlı gidiyoruz, güzel gidiyoruz. Şimdi words about conversations. Yani iletişimle alakalı kelimeler. Repeat, tekrar etmek demek. Repeat, anlamıyorum. Alo, 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 repeat. Available yine müsait demek. Bunları yazalım ki unutmayın arkadaşlar. Available müsait anlamına geliyor. Müsait. Bedline, bed kötü demek. Bunu öğrenmiştik Tonguç'un. Bedline kötü hat oluyor yani. Alo, 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 duymuyorum. Check yine kontrol etmek anlamına geliyor. Ask sormak. Contact with somebody. Yani someone, biriyle iletişime geçmek. Hani kontak kur diyoruz bazen. Greet, selamlaşmak. Onu yazalım şöyle. Selamlamak. Selamlaşmak diye yazalım şöyle. Hang on, hold on. Hang on, bağlı olmak. Hold on da bağlanmak arkadaşlar bak. Hang on, hold on, bağlı olmak ve bağlanmak anlamına geliyor. Bağlı olmak yazalım hang on'a, bağlanmak da hold on. Engaged arkadaşlar yine ne oluyor? Meşgulat. Bakın bu çıkar. Burasını şöyle güzelce yazayım. Bu sayfadan da %100 bir soru gelecek. Sizin kaçıracağınız şey ana kelimeleri bilmemek. Yani lan engaged neydi dediğin an gider. Engaged meşgul demek yani. Alo, 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 meşgul. Hat meşgul. Connect, iletişim kurmak yine bağlanmak. Hang up, telefonu kapamak. Bunu yazıyorum. Telefonu
kapamak. Hang up'ın ne olduğu çıkar arkadaşlar. Bunları bilin arkadaşlar. Leave a message, mesaj. Mesaj demek zaten. Leave a message'da mesaj bırakmak anlamına geliyor. Communication, iletişim. Interaction yine iletişim anlamına geliyor. Answer'da cevaplamak. Burada bakın şu telefonu kapamak kelimesini iyi bilin. Engaged kelimesi, meşgul kelimesini iyi bilin arkadaşlar. Deadline, kötü hat kelimesini iyi bilin. Ondan sonra hang on, bağlı olmak kelimesini iyi bilin. Available, he is available, she is available der. Müsait anlamına gelir. Bunları iyi bilin arkadaşlar. Bu kelimelerle bağlantılı bir soru gelecek. Arkadaşlar bir hatırlatmam var. Tonguç Akademi'de tüm kitaplar dijital. Yani bir Tonguç kitabına sahip olduğunda hem fiziksel olarak kullanabiliyorsun hem de TAT uygulaması üzerinden aktif edip istediğin zaman, istediğin yerde soru çözebiliyorsun. Ha dersen ki bana bu kitabın sadece dijitali yeter, o da mümkün. Onun için de yine TAPS uygulaması üzerinden kitabın sadece dijital versiyonuna daha uygun bir fiyata sahip olabilirsin. O zaman hepinize iyi dersler. Ahmet diyor ki hello, Ahmet is speaking. Ahmet konuşuyor şu anda. Burada ne yaptı? Introducing yourself on the phone. Kendisini tanıttı. Ahmet konuşuyor dedi. Yani ben Ahmet diyeceğine, this is Ahmet diyeceğine, it is Ahmet calling diyeceğine, Ahmet is speaking diyorsa Ahmet konuşuyor demektir. Rogers da cevap veriyor. Hi Ahmet, this is Rogers. Can I speak to Sarah? Merhaba Ahmet, aleykümselam Ahmet. Bu da Roger diyor, ben de Roger'ım diyor. Sarah'la konuşabilirim diyor. Allah Allah. O da cevap veriyor. Hold on a minute, I will get her. Bekle biraz, patlama, çatlama, bekle. Making somebody wait on the phone. Yani birini bekletmek istediğimizde biz şöyle diyoruz. Hold on a minute, birkaç dakika bekle. Wait a minute, I will take a note. Bekle, not alacağım. Hold on please, patlama bekle. Don't hang up on the phone please. Telefonu kapatma. Bak, çatlama, bekle, sabret. Could you or can you hold on a moment? Biraz bekler misin? Yani hold on, hold on, hold on deyip duruyorsunuz hocam. Nedir bu hold on? Söylemiştik hold on olduğunu. Burada ne demiştik? Bağlamak. Yani bekle, bekleyince bağlayacağım seni diyor. Ve hatta hang up, don't hang up. Kapatma telefonu. Kapatma ki bağlayayım diyor. Bunlar birini bekletmek için kullandığımız ifadeler. Biriyle konuşmak istediğimizde, can I speak to Sarah? Sarah'la konuşabilir miyim dediğimizde de telling the person you want to speak. Konuşmak istediğiniz kişiyi söylediğinizde. Şöyle de diyebilirsin. Could I, may I speak to Sarah please? Sarah'la konuşabilir miyim? Diyebilirsiniz. Veya hello, this is Rogers calling for Sarah. Sarah için arayan ben Rogers'ım diyebilirsiniz. Bunların her biri arkadaşlar, burayı da esas almanızı istiyorum. Buradan da bir soru gelecek. Ya bu şuradaki kelimeleri soracak. Yani on the phone ünitesinde ya buradan bir tane soru soracak bu kelimelerle bağlantılı. Ya da bunlarla birleştirecek. Sen diyeceksin ki bekle. Zaten bu kelimelerin de cümleleşmiş hali yani. Esasında aynı sayfa ikisi de. Burada sadece cümleler var. Buraya dikkat etmenizi istiyoruz. Şimdi Ahmet'le Rogers konuşuyor. Hello, Ahmet is speaking. Hi Ahmet, this is Rogers. Can I speak to Sarah? Sarah'la konuşmak istiyorum diyor. Ahmet'e cevap veriyorum. Could you please repeat that? It's a bad line. Şunu tekrar eder misin? Hat kötü diyor bak. Bad line çıkar demiştim. Hemen burada bad line ne olduğunu bilmiyorsan kafanız karışıyor bak. Bad line. Bad line, kötü hat. Tekrar eder misin diyorsa şunu diyeceksin. O zaman aynı şeyi bir kez daha söylemesi lazım bak. Can I speak to Sarah? I am calling for Sarah bak. Bunun aynısını bir daha söylemesi gerektiğini bilmeniz lazım. Neden? Çünkü tekrar eder misin diyor. Anlamıyorum diyor. Hat kötü diyor. Sığır mısın anlamıyorum bir daha söyle diyor. O zaman sen bir daha söylemek zorundasın. Ardından hemen gelecek. O da diyor ki I'm afraid Sarah isn't at home right now. Korkarım Sarah evde değil. Hayda diyor da pardon. O da okey diyormuş. Could you tell her to call me back today? Onu tekrar aramam, arayacağımı söyler misin ona diyor. Could you tell her to call me back? Ha, onu pardon. Ona söyler misin? Beni tekrar aramasını, beni geri aramasını söyler misin diyor. O da evet tabii ki eyvallah neden olur. O da teyve Allah razı olsun tamam görüşürüz diyor. Şimdi burada şu önemli. Bir mesaj bıraktığında can you please tell him that Rogers called? Rogers'a söyler misin? Daha doğrusu söyler misin Rogers aradı diye diyor. Veyahut da I will call you later. Seni sonra arayacağım diye biliyor. Bunların her biri arkadaşlar bir mesaj bırakmak istediğimizi söylediğim şeyler. O zaman can you say it again? Could you speak louder? I can't hear you well. Pardon me. Bunların her biri arkadaşlar net bir şekilde bizim anlayamadığımızı söylediğimiz şeyler. Bunlardan sonra bir önceki cümlenin tekrar geleceğiniz bilin. Burayı da esas alın. Buradan da %100 çıkar. Bakın tekrar söylüyorum. Diyecek ki size could you please repeat that? It's a bad line. Tekrar der misin? Bad line'ın ne olduğu çıkar demiş miydik? Demiştik. O zaman bunu dediği zaman hemen şak bir önceki cümlenin tekrarını bulacaksınız seçeneklerde. Can you say it again? Could you speak louder? I can't hear you well. Pardon me. Pardon me ne demek Tonguç evladım benim? Affedersin kardeş demek. Affedersin kardeş anlamıyorum yani seni. İşte o zaman hemen bir önceki cümlenin tekrarını yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Bir tane pratiğimiz var. Şimdi mesela B'yi sen yap Tonguç'um A'da ben olayım. Can I speak to Henry?
Henry ile konuşabilir miyim diyor. Sen de cevap ver. I am sorry but he's not available at the moment. Bak özür dilerim diyor. Fakat o şu anda available, müsait değil diyor. Bakın available kelimesi çıkar demiştik. Böyle basit bir kelime ise sorar. Sen eğer buraya worried, endişeli, busy, meşgul, possible, muhtemel böyle şeyleri değil. Burada available, müsait kelimesini koymanız gerektiğini bileceksiniz. He's not possible at the moment değil mi? O şu anda muhtemel değil. O he's not busy at the moment değil mi? Şu anda meşgul değil. Meşgul değilse ver telefonu. Versene telefonu. Saygısızlık yapmana gerek yok. Ver telefonu o zaman yani. Ne diyorsun? Yani Henry misin, Henry misin? Ne diyorsun anlamıyorum. Ama önemli olan burada available kelimesini bilmek, bedline kelimelerini bilmek. Geldik diğer konumuza. Devices and computer parts. Yani bilgisayara hoş geldiniz. Bilgisayar parçaları sizin en iyi olduğunuz konu. O yüzden bu konuyu geçiyorum. Burada zaten bütün bilgisayar parçalarının hardware'ini, software'ini hepiniz biliyorsunuz. Şaka şaka. Şimdi bakalım. Burada şöyle küçük bir şey var. Bunun adı webcam. Bunu biliyorsunuz zaten. Hemen bantlamak lazım onu. Bizi gözlüyorlar. Aynen bizi gözlüyorlar. Amerika bizi izliyor hocam. İzlememesi için oraya yara bantı koyun. Çünkü normal banttan da izleyebiliyorlarmış. Yani yara bantı. Biraz yara bandı izlemiyor. Yara bandı. Çünkü onun için kumaş var. O tam yara bandı. Hem de böyle telefon eğer kanar. CIA beni takip ediyormuş hocam. CIA, FBI, Mossad hepsi peşimizde. Dolayısıyla yara bantı kapatacağız. Normal bant, izola bant değil. İzola bantı söküp yara bantı yapıştırmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi oradan direkt görüntü alıyorlar. Benim bakın. İleride cumhurbaşkanı olacağımı keşfetmişler. O yüzden benim olursun peşimi... Tonguç'um sen Tonguç Tonguçoğlu olarak derslerini çalışırsan iyi bir liseyi kazandıktan sonra iyi bir üniversite, iyi bir üniversiteden sonra seçimler falan derken olabilir. Neden olmasın? Şimdi password'ü biliyoruz zaten. Hepimizin senin password'ün ne Tonguç? Password hocam. Ha nedir? Password. Aa! Şifremi şifre yaptım hocam. Vay zeka. Benimki 1453. Her yere 1453. Aa! Çok kolay. Unutamadığım tek rakam o. Şimdi register yine kaydolmak. Delete ne Tonguç Erhan? Silmek hocam. Silelim. Delete siliyorsun. Search engine arama motoru. Mesela ne var senin bildiğin? Google var hocam. Google. Yahoo var. Ondan sonra Yandex var. Bunlar en güzel search engine'ler. Evet. Çok güzel. Online hatta olduğumuz zaman, offline hatta olmadığımız zaman, social network... Ya çevrim içi, çevrim dışı. Aynen, çevrim içi, çevrim dışı. Social networks ne olabilir Tonguç Erhan'ım benim? Sosyal ağlar, yani Facebook, Instagram, Facebook diye bir şey yok, kalmadı gerçi de. Facebook mu? Instagram var hocam, ondan sonra Discord var, bayağı bir şey var, Twitch falan. Oo, sen de bayağı Discord ne, onları da ben bilmiyorum valla. Twitch miyiz, bayağı popüler kültüre hakimsin Tonguç'um. Browse nedir peki biliyor musun? Browse Star. Ya ne diyorsun? Browse hocam bir search etmek yani. Evet, arama, tarama motoru yani böyle göz atma, Browse tarama. Browse engine. Browse engine, arama, tarama demek. Download, indirmek. Website zaten web sitesi olduğunu biliyoruz. Upload, yüklemek demek. Çok güzel, o zaman şöyle yazalım. Download çarpı upload diye de şöyle yazalım. Upload diye yazalım. Upload video to YouTube. Evet mesela biz şu anda bir YouTube'a video yüklüyoruz. Sizler de bizi izliyorsunuz. Screen yine aynı şekilde ekran anlamına geliyor. Keyboard. SS ne demek hocam? SS screenshot. Hemen yazalım şöyle. Screenshot yaptığımız zaman bunu da hemen o zaman SS al diye buraya da koyalım o zaman. Buraya SS alın. Screenshot al. Take a screenshot diyebiliyoruz. Şimdi burada bazı kelimeler var, bunları bilmemiz lazım. For what purposes do you use internet? Niye her şeyi bilmemiz gerekiyor hocam? Çünkü sınavda... Bilmememiz gereken bir şey gösterir misiniz? Bilmemen gereken şeyleri göstermiyorum ben. Çünkü Tonguç Erhan'ın sana bilmen gerekenleri söylüyorum. Şimdi şu çok önemli Tonguç'um. For what purposes do you use the internet for? Purposes kelimesi için ağzımı o yapmaya alıştırayım derken what'ı da what diye çıkarmaya başladım. Beyin gitti tabii. Ne amaçla kullanıyorsun interneti Tonguç'um sen? Merak ediyorum. Hocam söylemek istemiyorum yani. İnterneti genellikle insanlar eğlence amaçlı kullanıyor. Yani bilgisayar oyunları oynamak. Söylersem işte... çünkü annem direkt şikayet etmeye başlıyor. Evet, annen senin Fortnite oynamana izin vermiyor. Sadece oyun için hocam. Sadece oyun için kullanıyorsun. Dolayısıyla bunu söyleme. Ama sen interneti esasında şu anda arkadaşların gibi olumlu şeyler için yani Tonguç Akademi gibi bizim gibi böyle ders anlatan yerler için kullanıyorsun tebrik ediyoruz. What do you use internet? Ne için kullanıyorsun interneti? Sana ne diyebilirsin. Şimdi senin gibi bak demiş ki play games with my friends. Arkadaşlarım oyun için. Play online games, online oyunlar için. Post upload videos, video yüklemek için veya göndermek için. Read newspapers, haberleri okumak için. Read online computer magazines, online bilgisayar magazini dergileri okumak için. Read online news, online haberler okumak için. Send emails, elektronik posta yollamak için. Share photos and songs, fotoğraf veya şarkı paylaşmak için. Watch movies, film izlemek, series, dizi izlemek and videos, video izlemek için. Upload some photos, video yüklemek için. Fotoğraf yüklemek için. Use search engines, arama motoru bakıyorsun ne var nerede diye. Ve use social networking sites. Hocam yani, size söyleyeyim, diğerleri çok sıkıcı, sadece ikisi için kullanıyorum ben. Evet, play online games ve çok güzel, mantıklı. O zaman Tonguç bunları yaptı. Şimdi bir de biz bir şeyi anlamadığımızda ya da bir şeyi reddetti bak. Gene geldi gördün mü sen? Accepting and refusing gene geldi. Friendship'te öğrendiğimiz konu peşimizi bırakmıyor. Niye? Çünkü bunlar birbirine bağlantılı, iç içe konular. Şimdi what do you mean? Ne diyorsun? Do you mean? Ne demek?
Can you explain it more please? Bir daha açıklar mısın lütfen? Can you explain what it means? Ne anlama geldiğini bir daha söyler misin? Of course. İşte that's awesome. Thanks for inviting me. Yeah, that would be great. Bunların hepsi neydi? Kabul ettiğimiz zamandı. Bunlar kabuldü. Reddettiklerimizde ne diyorduk? I'm sorry but I can. Üzgünüm fakat. I'm sorry, ne sorry? Aynen. I'm sorry, I'm going to help my father. Babama yardım edeceğim gibi cümlelerle bir şekilde yalan, kıvırmaya çalış. Kıvırma, satış, bunların hepsi refusing. Şimdi, words related to adventures. Yani maceralarla bağlantılı kelimelere bakalım. Adventure seeker, macera arıyor. Yani belasını arıyor diyebiliriz. Adventure seeker, macera. Acaba nerede bacağımı kırabilirim, nerede kolumu kopartabilirim diye böyle. Macera avcısı. Macera avcıları vardır. Böyle kafayı tırlatmış adamlardır. Bunlar otur, dölek otur, düzgün otur deriz ben onlara. Duramaz. Atlamaz, bungee jumping yapar. İşte ne bileyim. Başka ne? Paragliding yapar. Paragliding yapar. İşte ne bileyim zorbing yapar. Saçma sapan ne kadar spor varsa peşine koşar. Biz bu adamlara adventure yani macera. Bir adama kaşınıyor diyoruz. Kaşınıyor diyebiliriz. Bunlar böyle aranıyorlar yani. Şimdi hang gliding yine yelken kanatla uçma sporu oluyor. Skydiving paraşütle dalış. Kayaking yine kanoda gitmek. Adrenalin junkie yine adrenalin tutkunu. Scuba diving tüplü dalış. Ice climbing, buza tırmanış. Canoeing yine kano ile böyle bir şekilde şey yapıyor. Kano yapmak hocam. Kano yapmak çok güzel. Hot air balloon ride. Hani böyle var ya. Kapadokya. Kapadokya'da böyle balonlarla uçuyorlar. Rafting yine rafting yapmak. Türkçe gibi şöyle hızlı akan bir nehirde böyle küçük bir şey. Plastik bot. Plastik botun içinde durmaya çalışıyorsun ve genelde ıslanıyorsun. Öyle bir sıkıntısı var. Surfing, surf yapma ve bungee jumping de intihar. Halatla yüksekten atlama oluyor. Tabii, bacağına bağlanan halatla hayata tutunabileceğini zanneder. Yani genelde çok tehlikeli. Bu tarz sporlar için şu an zaten yaşınız çok genç. Bunları sakın denemeyin. Ama ileride eğer çok profesyonel bir şekilde iyi öğrendikten sonra. Ha, canoeing'i deneyeceğim hocam. Ne diyorsun? Kano o kadar tehlikeli değil. Evet. Şimdi expressing preferences. Yani tercihlerimizi açıklarken biz ya prefer diyoruz. Ve sonrasında verb ing geliyor. Ya da would rather diyoruz. Buradaki taktiğimizi hatırlayalım. Ne diyorduk Tonguç'um? I prefer mesela swimming, yüzmeyi neye tercih ediyorsun mesela? To işte studying, ders çalışmaya yüzmeyi tercih ediyorsun. Aynen öyle. Aynen. O zaman prefer'den sonra sevdiğin şey geliyor. To'dan sonra ne geliyor Tonguç Helal benim? Sevmediğim şey. Sevmediğin şey geliyor. Yani dolayısıyla burada swimming yazıyorsa sen yüzmeyi tercih ediyorsun. To'dan sonra yazanı da tercih etmiyorsun. To Allah kahretmesin. Senin gibi olmaz olsun diyorsun. Tabii studying ki tabii ders çalışmak güzel bir şey Tonguç'um. Bu arada ona hayır burada ikisi arasında tercih yapmak. İkisi arasında tercih yapacak olursan o tabii. Ama evet. Would rather'dan sonra normal fiil geliyor. Would rather'dan sonra normal swim getirmemiz gerekiyor. Would rather, I would rather swim than study diye söyleyebiliyoruz Tonguç evladım benim. O zaman would rather'dan sonra normal fiil, prefer'dan sonra ing gelecek. To'dan sonra sevmediğim şeyler, then'den sonra sevmediğim şeyler. Şimdi burada bazı kelimeler var. Oku bakalım Tonguç'um. Ben de Türkçe'ye çevireyim sana. Hani ancient place. Antik yer. Countryside. Kırsal kesim. Historic site. History tarih demek Tonguç'um. Historic Ayasofya. Site. Ayasofya. Tarihi alanlar, tarihi yerler. Evet. Rural place. Kırsal yerler yine bunun gibi. Şu ikisi aynı bak. Şu ikisi aynı. Şu ve şu aynı anlamına geliyor. Evet. Mosque. Mosque cami anlamına geliyor. Evet. Cave. Cave mağara. Senin sen mağarada mı? Ben doğdum orada. Doğdum. Mağarada doğdum diyorsun. Güzel. Castle. Zaten Adem baba, Meryem ana. Onlar da ta zamanında eskiden insanlar böyle mağaralarda yaşıyorlar. Dolayısıyla mağarada olmak kötü bir şey değil. Tebrik ediyorum seni. Hatta sana çok ilginç bir şey anlatayım. Benim kuzenim de mağarada yaşamış yıllarca. Ama sonra o mağaraları. Sizin kuzeniniz şey mi hocam? Hayır gerçekten. Benim kuzenim şöyle mağarada yaşamış. Hangi ormanda yaşıyor? Gerçi çok komik bir hikaye. Anlattığımda çok şaşıracaksınız. Şimdi hatta aramızda Nevşehirliler varsa bunu bilirler. Nevşehir'de eskiden bir Ürgüp diye bir yer vardır arkadaşlar. Kapadokya'nın olduğu yerde. Bir de Kapadokya diye bir yer var. Ürgüp ile Kapadokya'nın arasında böyle çok az bir mesafe var. Ürgüp'te normal evler var, şehirler var. Kapadokya'da ise böyle peri bacaları var. Eskiden Ürgüp'ün fakirleri, evi olmayanlar Kapadokya'da yaşarlarmış. Buralardaki mağaraların içinde yaşarlarmış. Buraya böyle hizmete gelirlermiş. Sonradan olmuş biliyor musunuz? Bunlar otel olmuş ve bunlara imar izni çıkınca artık Ürgüp'tekiler buraya hizmete geliyorlar. Çünkü Kapadokya'dakilerin hepsi böyle mağaraları otellere çevirmişler. Keşke mağarada yaşasak. Aynen. Eskiden mağarada yaşıyormuş. Şimdi o kuzenim de abi diyor eskiden mağarada yaşıyorduk ama şimdi diyor çok zenginiz. Çok şükür diyor. Çok güzel diyor. Otelimiz var diyor. Kapadokya'da diyor. Tabii turizm kazanmayacağız. Devam edelim. Buna nedir Tonguç? Siz de köşesiniz hocam ha. Tabii ben Kapadokya'da. Çaktırmıyorsunuz. Aynen. Hiç asla para vermiyorum Kapadokya'da. Her türlü oteli sömürüp kaçıyorum. Evet. Bu nedir Tonguç Helal benim?
Hocam bir ateşler misiniz 1000 lira? Accommodation. Accommodation da konaklama. Yani benim bedava yaptığım şeye accommodation deniyor. Şimdi neredeyiz? Accommodation konaklama dedik. Evet, attraction. Atraksiyon yapma Tonguç'um. Niye atraksiyon yapıyorsun ki? Çekici o şeyle ne oluyor? Yani attractive çekici demek ama atraksiyon da böyle atraksiyon diye yazmışız zaten Türkçesinde. Yani böyle ilginç hareketler, çekici şeyler yapmak diyebiliriz aslında. Location. Lokasyon. Zaten duracağız. Lokasyonu verir misin? Lokasyon paylaş derler yani. Konum at. All inclusive. Her şey dahil. Yani kazık otel. Her şey dahil. Bütün her şey ultra var. Ultra all inclusive hocam. Ultra all inclusive'lerde portakal suyu da dahil oluyor. Aa. Evet öyle bir şey var. Diğerlerinden tek farkı o. Aynı. Portakal suyu çok yani, güzel olur ya. Business class'la normal arasındaki fark gibi. Portakal suyu ekliyorsun fiyat değişiyor. Öbüründe de all inclusive. Neymiş bu portakal suyu ya? Portakal orada kal diyorum Tomuk'un sana. Bed breakfast. Bu da Apache otel. Yani sadece yatak var. Havlu bile yok. Havlu bile yok yani. Bed, breakfast, pensions. Yani yatak, kahvaltı, pansiyonlar diyor. Bunlar daha ucuz. Yani ucuz. Ucuz, daha güzel. Ben bunları tercih ediyorum çocuk. Bunlara genelde pahalı geliyor. Şimdi geldik bu kısma. Burada da bakın burada bu arada bir şey söylemeyi unuttum. Yani şurası önemli. Buradan da kelime gelebilir arkadaşlar. Buraya da bil demiyorum, %100 çıkar diyorum. Çünkü turizm kelimelerini geçtik. Az önce bizi böyle bir anda tatil havasına girdik. Kapadokya, pansiyon, mansiyon derken. Ama normalde bunlar çıkar arkadaşlar. Sakın gaza gelmeyin. Şuradan ise soru bilgiye dayalı gelmez. Ama şunu bilelim. Kısa sıfatlarda biz ne yapıyoruz? Erik getiriyoruz. Tall, taller. Cheap, cheaper. Nice, nicer. Strong, stronger. Young, younger. Bu şekilde hareket ediyor. Ama uzun sıfatlarda important, famous, comfortable, difficult, interesting, beautiful. Bunlar da more important, more famous, more crowded, more comfortable gibi more getiriyoruz. Bu ne demek? Uzun daha uzun, ucuz daha ucuz, önemli daha önemli, meşhur daha meşhur diyebiliyoruz. Bir de irregular'lar var. Burada good, gooder falan demiyoruz. Good, better oluyor. Bad, worse oluyor. A little, less oluyor. Many, more oluyor. Far, further oluyor. Farklı oluyor. Burada şu çok önemli. Şu önemli arkadaşlar. Ne önemli olduğunu söylüyorum. Bunların ne olduğunu, buradan sonra bu mu geleceğini size sormazlar. Sadece siz burada o sıfatın anlamını bilmezseniz kaçırırsınız. Yani sen tolun uzun olduğunu, cheap'in ucuz olduğunu bilmiyorsan birazcık kafan karışabilir. Ama cheap, cheaper mı cheapest mi? Hadi bakalım. Öyle bir şey sormuyorlar. Gramer sorulmuyor. Şimdi mesela demiş ki, in my opinion, bence diyor, historical architecture, yani tarihi mimari is beautiful'un yanına more gelecek. More beautiful than, daha güzeldir. Neyden daha güzeldir? Modern architecture. Ben modern mimariden ziyade tarihi mimari seviyorum diyorum. I think all inclusive hotels are more attractive, daha çekici. More attractive than, daha çekici. Tabii ki her şey. More expensive than de diyebiliriz. Aslında expensive diyebiliriz normalde. Daha çekici diyor, daha güzel, daha atraksiyonlu. Niye? Çünkü daha fazla imkan. Havlu veriyorlar. Öbürleri sadece havlu. Saç kurutma makinesi bile yok. Yani saçını ıslak bir şekilde çıkmak zorundasın. Bed and breakfast diyebiliriz. Şimdi burada diyalog var. Bu diyaloğu dolduralım Tonguç'um. Hadi bakalım. Ben şimdi cevabı vereceğim. Sen de bunun sorusunu bulacaksın. Ben de eleyeceğim. Tamam mı? Doğru cevabı bu şekilde bulacağız. Doğru cevabı bakalım en sonunda sen... Bunların hiç Chris William tipi yok hocam. Bunlarda hiç Chris William tipi yok hocam. Neyse dedim. Bunu şöyle şey yapalım. Bunu Hamza yapalım. Şöyle Hamza ve... William değil de bu da... Süleyman. Süleyman. Hamza ve Süleyman'ın Chris ve William, evet. Chris William'a hiç olmuyor. Benzemiyor ya. Olmuyor, evet. Bunlar bizim yerel insanımız, delikanlı gençlerimiz. Evet. Hadi bakalım sor. İlk soruyu sor. Ben de cevap... Ben cevap veriyorum. Sen soru sor. Ben de onun cevabını vermeye çalışayım. Doğru cevabı bulmaya çalışalım. Where did you... have you ever been abroad? Bak birinci C gelecek. Hiç dışarıda bulundun mu? Ben de cevap veriyorum Süleyman. Yurt dışında bulundun mu hiç? Yurt dışında bulundun mu? Yes, I have been to France. Evet, Fransa'da bulundum diyor. Bak sen Süleyman'ı görüyor musun? Evet. Sonra? When did you go there? Bakalım. I went there last summer. Ne zaman gittin diye sordun sen. When did you go there? Ne zaman gittin oraya diye sordun. D seçeneği. Ben de geçen yaz gittim. Tamam. Why did you go there? Sen diyorsun, why? Niye gittin? İşsiz misin ya? Oturdun yani. Niye gittin diyor. Ben de I went there for a summer camp. Yaz kampı için gittim diyor. Bak Fransa'ya yaz kampı. Süleyman sen nasıl adam mısın? Ama bunlar şöyle. Bunlar zengin esasında dedesinin adını vermişler. Süleyman Berke. Bunun gerçek ismi Süleyman Berke. Aa, o zaman olur. Hayır. Yani Berke annesi koymuş. Süleyman da dedesinin ismi olacak, babası koymuş. Yoksa zengin bunlar. Fransa'da yaz kampı. O zaman ne diyeceğiz? Burası A oldu. A. C de B yok. O yüzden cevabımız B oluyor arkadaşlar. Nerede kaldın? Söylememiş. Nerede? Ama bak sanki burada summer camp deyince summer camp'inde kalmış diye sazan seçeneği yapmışlar. Burada
Went there for. Yani oraya gittim, bunun için anlamını bilmemiz lazım. For kelimesi why'a götürüyor bizi. O yüzden dikkat gerektiren bir soru. Şimdi yeni ünitemize geldik. Artık üniteler bitmek üzere. Chores ünitesine geldik. Words related to chores. Ev işleriyle alakalı. Sen ev işi yapmayı seviyor musun Tonguç'um? Ev işine bayılıyorum hocam. Harikasın. Ev işine genelde öğrenciler bayılıyorlar. Anne de baygın o çocuğu kurtarmak için ya ambulans çağırıyor ya da ona kolonya kurutuyor. Baygınlaştığı gitsin yani baygınlıktan kurtulsun diye. Çünkü çocuklar ev işinden nefret ediyorlar. Yatağını topla sevmiyorlar. Odanı temizle sevmiyorlar. Ama biz seveceğiz. Niye bizler? Çünkü annelerimizi çok seviyoruz. Onlara destek olmalıyız. Şimdi clean up the house. Evi temizlemek. Make the bed. Yatağı yapmak. Yatağı toplamak. Do the chores. Ev işleri yapmak. Set the table, masayı kurmak. Wash the dishes, bulaşıkları yıkamak. Take out the garbage, çöpe atmak. Cook dinner, yemek pişirmek, akşam yemeği. Vacuum the floor, vacuum böyle diye çekiyorsun. Dolayısıyla zemini süpürmek. Load empty dishwasher, yani doldurmak, load veya empty veya boşaltmak. The dishwasher, bulaşık makinesini doldurmak, boşaltmak. Hani böyle Instagram'da öyle içimde yoktu, içimden geldi falan diye bir şey yapıyorlar ya. Orada işte ne bileyim. Bülent Ersoy'un sesini hani komik olsun koyuyorlar. Ben gördüm geçen sosyal medyada komikti böyle. Bu yoktu, hiç hesapta yoktu, içimden geldi diyor. Yani ne yapıyor? Load the dishwasher. Bulaşık makinesini dolduruyor veya empty the dishwasher. Bulaşık makinesini boşaltıyor. Dust the furniture. Yani çöpü, pardon furniture mobilyaydı. Dust da toz. Toz al. Mobilyaların tozunu al. Böyle mobilyaların üzerinde toz vardır. Sen o tozu aldığın zaman diyorsun ki ben tozu aldım, bu içimden geldi, hesapta yoktu diyorsun. İşte bunların her biri arkadaşlar chores yani ev işlerine bir gönderme oluyor. Şimdi bizim bazı sorumluluklarımız var. Ha, bu arada şunu da mutlaka... Benim tek sorumluluğum study lesson. Çok güzel. Burada arkadaşlar önemli. Buradan da bir soru %100 çıkacak. Hiç LGS de çıkarsa şaşırma. SS al. Çok önemli. Çünkü... Hocam şu çıkıntıyı çeker misiniz? %100 çıkardaki. SS alacağım da. Evet. Tabii, teşekkür ederim. Teşekkür ederim Tonguç'um. Bunlar önemli. Tekrar diyorum. Evi temizlemek. Yatağı yapmak, ev işleri yapmak, masayı kurmak, bulaşıkları yıkamak, çöpü dışarı atmak, akşam yemeği pişirmek, yerleri süpürmek, bulaşık makinesini doldurmak, bulaşık makinesini boşaltmak ve mobilyanın tozunu almak. Bunlarla alakalı resim vereceklerse hatta bizi bunlarla alakalı çok güzel bir soru hazırladık. Onları da çözeceğiz. Bakın burada hep böyle sorular resim veriyor. Hatta yapalım bu soruyu yapalım mesela. Yapalım mı ya? Yapalım hemen soruya geçelim hiç vakit kaybetmeyelim. Demiş ki. Which of the following is correct according to conversation at the shape of O? Yukarıdaki şekiller hangi resimle alakalıdır diyor şimdi. Dusting the shelves is my task. Rafların tozunu almak benim görevim diyor. Soldan ikinci. Rafların tozunu almak. Kitap rafların tozunu almak. Üçgen buraya gelecek tamam. Devam edelim. O zaman cevap B olacak gibi. Cevap B olacak gibi ama diğerlerini kontrol edelim. Hanging out of the clothes is my duty. Kıyafetleri asmak benim görevim diyor. Islak çamaşırları asıyor. Evet bu da doğru güzel. Bak, bu da doğru kareye geldi. Evet. Şu ne yapıyormuş? Cleaning the windows is my responsibility. Evet buraya da yıldız camları geliyor. Camları temizliyor. Camları temizliyor. O zaman buraya da yuvarlak gelecek. I'm responsible for taking out the garbage. Benim görevim diyor. Geri dönüşüm garbage kutusu varmış. Evet çöpe atmaktan sorumluyum diyor. O zaman doğru bak bu bununla denk geliyor. Evet o zaman bu bunun olmuş oldu. Bu bunun oldu. Şu... Bak asıyor. Hani hang oyunu vardır ya hangout. Bu şekilde. Hangman. Hangman vardı. Pardon hangout diye bir oyun yoktu. Hangman diye bir oyun vardı. Adam asmaca. Yani kelimeleri bildikçe böyle adamı tamamlıyordun. İşte aynı onun gibi burada da çamaşırları asıyorsun. Bu da rafları. Bu arkadaşlar LGS'de çıkarsa şaşırmayın. Yani bunu iki saat Türkçe ile anlatmak yerine bunun resmini yapıştırıyorlar. Yani sen şunun bu ne Türkçe diye sorduğun zaman sen hocam cam temizliyor. Bunun Türkçesini bildiğin gibi cleaning the window diyeceksin. Bu ne yapıyor? Çamaşır asıyor hocam. Hayır. Ne diyeceksin? Bunu hanging out the clothes diyeceksin. Bu ne yapıyor? Çöp götürüyor. Hayır diyeceksin ki işte taking out the garbage. Bu ne yapıyor? İşte rafları siliyor. Hayır. Dusting the shelves diyeceksin. Bunları bilirsen sınavda bir sorun cepte Tonguç evladım benim. Şimdi şurada bir sayfa vardı. Onu atlamıştık. Onu hemen gösterelim. Diyor ki responsibility, sorumluluklar. Be responsible for. Yani ben bir şeyden sonra mesela I'm responsible for taking the garbage. Ben çöp atmaktan sorumluyum. Veyahut da in charge of. Ben bundan sorumluyum diyebilir. In charge of biraz daha havalı ama I'm responsible for diyebilir. Burada ne demiş mesela? I'm responsible for taking out the garbage. Ben çöpe atmaktan sorumluyum. Çöp atmakla sorumluyum dedim. Şimdi obligations ise zorunluluk. Must diyorsun mesela. I must take out the garbage. Ben çöpe atmak zorundayım. Başka şansı yok. Veyahut da I have to. Veyahut da he she has to take I out the garbage. I have to study. I have to. O zaman senin cümleni yazalım Tonguç'a. I have to
study. Ben ders çalışmak zorundayım diyebilirsin. Ve hatta I mustn't ne olsun mesela, ne yapamazsın? I mustn't go to bed late. Ben yatağa geç gidemem. Gitmemek zorundayım. Yani çünkü erken, bu aralar erken yatım bu arada arkadaşlar. Bu çok önemli. Sınav sabah olacak. Aa. Herkese merhabalar. Indie Kitchen konusuyla LGS İngilizce'de LGS 2024 İngilizce'de full yapmak hedefimizle ilerliyoruz. Are you ready Tonguç? I am ready. Farklı farklı kelimeler var. Bunları sen okuyacaksın, ben Türkçesini söyleyeceğim. LGS 2024'te en az 2 nete denk gelen Friendship ve Teen Life konusuyla devam ediyoruz. What type of music do you prefer and why? Şimdi bu cevapları okuyabilir misin Tonguç'um? I prefer rap music because it's trendy. Accept ne demek istiyormuş herhalde benim? Kabul etmek hocam. Harikasın. Sen rainy dedin. Yağmurlu oluyordu. Cloudy deyince bulutlu oluyordu. Snow deyince karlı oluyordu. Sunny deyince güneşli oluyordu. Bu da güneş demiş. En çok dikkat etmen gereken şey İngilizce'de nedir biliyor musun? Bilmiyorum hocam. O zaman söylüyorum madem bilmiyorsun. Kelimedir Tonguç'um. Bol bol kelime öğrenmen lazım. Playing gitar ne olabilir Tonguç'um? İki hocam. Harikasın, bu kadar basit. O zaman buraya iki yazıyorum. Gitar çalmak. Oku bakayım buraya Tonguç'um. How often do you connect to the internet? Güzel bir soru sordun. Dedin ki responsible for, sorumlu olmak. In charge of, sorumlu olmak. Time to, zamanı. Temizlik zamanı. Necessary to, gerekli. Ütü gerekli gibi ifadeler kullanabiliyoruz. Whisk ise Tonguç'um çırpmak veyahut da fırçalamak anlamına gelebiliyor İngilizce. Ama biz daha çok şimdi kitchen ötesinde... I'm responsible for hanging out the laundry. Ben laundry yani çamaşırları asmakla sorumluyum diyor. My father doesn't like ironing the clothes. Babam kıyafetleri ütülemeyi sevmiyor diyor. Baban da ütülüyorsa ne kadar güzel, aferin yani. Vacuuming the floor is my sister's task. Yerleri süpürmek kardeşimin görevi diyor. We share the housework with my husband. Biz kocamla ev işlerini paylaşıyoruz diyor. Diana helps her mother. Diana annesine yardım ediyor diyor. Do the chores at home. Ev işlerinde annesine yardım ediyor diyor. My mother washes the dishes after dinner. Benim annem akşam yemeğinden sonra bulaşıkları yıkar diyor. Henry never helps his wife clean up the house. Henry asla eşine yardım etmez diyor. Saygısızları. Niye yardım etmiyorsun eşine? Kılıbık değil çünkü. Hayır, kılıbıkla alakalı. Kılıbık demek kalbi ılık demek yani. Eşine yardım eden bir insan kalbi ılıktır. Siz kılıbık mısınız hocam? Ben kılıbık ötesiyim. Ya ben eşime yardım etmiyorum. Eşim bana yardım ediyor ev işlerinde. Ben böyle ütü yaparken yardım ister misin? Aa. O kadar yani. Veyahut da şaka. Çok iyi bir insansınız hocam. Şaka diyorum. Şimdi the windows look dirty. Camlar kirli gözüküyor diyor. We should clean them. Biz bunları temizlemeliyiz. It's lunch time. Yemek zamanı. Julia is setting the table now. Julia sofrayı hazırlıyor ya masayı kuruyor diyebiliriz. Şimdi bu sorunun cevabına Bursa demiştik. Artık science ünitesine geldik. Yani son bir ünitemiz kaldı. 9. üniteyi de yapıyoruz ve ardından çılgınlar gibi Aloe Dance. Yani dinleniyoruz. Aloe Dance. Dance, dance. Öyle bir şarkı var. O ne diyordu ki? O zaman dans et demek. Doğru, hatırlıyorum bu şarkıyı. Şimdi burada buraya da hemen bildiğim elimle burada yine %100 çıkartacak. Her üniteden bir tane çıkacak. Her birinde de bu kendi sayfalarında kelimeler çıkacak. Yani biz sınavda çıkabilecek kelimeleri size göstermeye çalışacak. Dolayısıyla SS alıyoruz. %100 çıkar. Invent, icat etmek. Invention, icat. Inventor da mucit. Yani icat yapar. Başımıza invention çıkarma. Başımıza icat çıkarma. Discover, keşfetmek. Discovery, keşif. Discoverer da kaşif. Yani keşfeden kişi. Work in the lab, laboratuvarda çalışmak. Do an experiment, deney yapmak. Hatta bizim de var ya DNA videoları, aynı onun gibi. Do an experiment, deney yapmak. Space travel, uzay seyahati. Tesla arada bir gidiyor böyle. Scientific achievement, nedir bu da? Bilimsel başarılar. Kazanım. Bilimsel kazanımlar. Get a prize, ödül almak. Research, araştırmak. Explore da yine keşfetmek, araştırmak, incelemek anlamına geliyor. Şu explore ve discover benzer şeyler diyebiliriz. Şu anda bu sayfada bir soru size bakıyor arkadaşlar. Bu kelimeleri bilmeniz lazım. Bunlar Milli Eğitim Bakanlığı kitabında ve LGS'de sıklıkla kullanılan... Elinizi çekin hocam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Örnek sorularda sık sık geçen kelimeler. Tebrik ediyorum Tonguç Erhan'ım seni. Şimdi, evet. Şimdi, learn. Bu learn diyoruz ama buraya bakın bil yazıyorum ama %100 çıkar demiyorum. Niye? Bak hemen çektim onu. Niye çekiyorum? Çünkü çıkmıyor. Gramer çıkmıyor sınavda. The present continuous tense. We use present continuous tense for an action happening currently. Şu anda olan olaylar için kullanıyoruz. Bana ne? Çıkmıyor ki LGS. Ama yine de biz bilelim. Yani işte I am studying now. Ben ders çalışıyorum. Emizar. Bu kadar basit. He de he is studying veya he is working diyoruz. Bunları zaten sana cümleyi bütün olarak veriyor. Yani he'den sonra is mi gelir, are mı gelir bunu sormuyor. Şimdi geldik buraya.
Artık son üniteyiz. Dana'nın kuyruğu koptu ve Natural Forces, doğal hocam, güçler. Hocam inanılmaz hızlı geçti gerçekten. Hızlı tekrar. Shorts'u atlamadık mı hocam? Yaptık. Bunu antik atlayamıyorum zaten. Science yaptığımıza göre bunu yapmışız. Antik atlayamıyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar hep beraber kelimelerimizi öğreniyoruz. Eğlence zamanı. Hayır. Dance, dansa. Bunları bilirsen geçersin diyoruz. Ne alakası bunları bilirsen geçersin. SSL'a geçiyoruz. Ve %100 çıkara geçiyoruz arkadaşlar. Başlıyoruz. Şimdi doğal felaketler, doğal güçler. Allah şimdi, korusun. Allah korusun. Produce üretmek demek Tomu Çelal'ın. Üretmek. Oku bakalım bu nedir? Destroy. Destroy tahrip etmek demek. Yani böyle destruction böyle tahrip olmuş, tahrip edilmiş anlamı. Tahrip etmek. Evet diğer oku evladım. Increase. Increase artmak anlamına geliyor. Evet. Run out. Run out da. Bitmek, tükenmek. Tükenmek evet. Mesela bazı sular tükeniyor. İşte ne bileyim doğal kaynaklar tükeniyor. Pollute da kirletmek. Mesela air pollution hava kirliliği. Başka ne? Water pollution su kirliliği. Noise pollution gürültü kirliliği diye gidiyor böyle. Resource kaynak anlamına geliyor Tomuş herhalde benim. Bu nedir biliyor musun? Disaster. Disaster da felaket. Allah korusun. Allah hiçbir kimseye vermesin. Felaket. Magnitude yine büyüklük. Bu depremin büyüklüğü için kullanılan bir şey. Büyüklük. What ölçüm. Is the magnitude of earthquake teacher? Bu depremin magnitude'u nedir diyebiliyoruz. Land yine kara parçası, toprak parçası anlamına geliyor. Survivor nedir peki? Survivor TV8'de yayınlanan bir programdır hocam. Evet. Katılan arkadaşlar ünlüler adası ve ünsüzler yani ezikler adası şeklinde iki ada vardır. Ve bu iki ada arasında akşamları mücadelede birbirlerini satar insanlar hocam. Gayet güzeldir yani. Ben severim, izlerim. Evladım. Ne alakası? O Survivor başka Survivor. Bizim söylediğimiz Survivor bu hayatta kalan demek. Yani esasen yarışma adını buradan almış. Çünkü yarışmada elenenler ne oluyor? Mortangenstrand oluyor. Uçakla geri gönderiyorlar Türkiye'ye. Normalde hangi, nerede? Büyük adada mı yapılıyor? Hangi adada? Hocam Dominik'te adasında yapılıyor. Dominik adası yapılıyor. Dominik'teki... Bu sene ama şeyde İmran şeyde yani, büyük adada veya Heybeliada yapacaklarmış. Fazla uzağa gitmek istemiyorlar. Şaka tabii ki. Hayatta kalanlara Survivor diyoruz. Şimdi bu sayfadan soru gelecek. Bunlar önemli. Şunları aldık, kaldırdık. Şimdi should ve must'ı bir daha hatırlayalım. You should use public transportation. Biz toplu taşımı kullanmalıyız. Shouldn't olmaz. You shouldn't leave taps open. You shouldn't leave taps open ne demek Tonguç Helal'ım benim? Kapakları açık bırakmamamız gerekiyor. Evet bak şimdi ben diyelim ki şu suyun kapağını böyle açık bırakırsam, şu suyu kapağı burada ya bak. Suyun kapağını açık bırakırsam ne olur? İçine pis hava girer. Pis toz girer. O yüzden ne yapıyorum? Bu da sana kapak olsun Tonguç'um. Teşekkür ederim. Bunu böyle kapağını kapatıyorum yani. Şimdi obligations must ve mustn't'a baktığımızda we must mı mustn't mı Tonguç? We must cut down the trees mi we mustn't mı? We must not hocam. We must not harika. We must not. Ağaçları kesmemeliyiz tabii ki mükemmel Tonguç'um. Burada ise we must plant more trees. Biz çok fazla ağaç yetiştirmeliyiz diyoruz. Şimdi buraya bakalım. We should recycle paper, glass, plastic and metal. Biz kağıtları, camı, plastiği ve metali recycle yani geri dönüşüme göndermeliyiz. Bakın buradan da soru geliyor arkadaşlar. Buraya da bir %100 çıkar diyelim. Bunlardan bir tanesi gelecek. We shouldn't harm animals. Biz hayvanlara zarar vermemeliyiz. Onlar canlılara asla zarar vermek çok kötü bir şey. People should stop using fossil fuels. Yani insanlar fosil yakıt tüketimini durdurmalılar. Niye? Çünkü fosil yakıt tüketimi nedir? İşte petrol, kömür, doğalgaz. Yani bunları bitirmeliyiz. Artık elektrikli arabalar kullanmalıyız. Şarj ederek veyahut da gerçi onlar şu anda pahalı olduğu için daha az toplu ulaşımı kullanarak çevreye daha az zarar vermeliyiz. Veyahut da we shouldn't waste water and energy. Biz enerjiyi ve suyu waste yani israf etmemeliyiz. We should save animals in danger. Tehlikedeki hayvanları korumamız gerekiyor. Şimdi son sorumuzu çözelim ve mükemmel bir şekilde bitirelim dersimizi. Which disaster is he talking about? Hangi felaketten konuşuyor diyor. It was a very bad day. Çok kötü bir gündü. There was a large amount of ice and snow falling quickly down the side of mountain. Dağdan çok geniş miktarda çok fazla buz ve kar kütleleri düşüyordu diyor üzerimize diyor. Bu ne olabilir? Tabii ki de çığ. Şimdi sen çığı biliyorsun. Ama çığın İngilizcesini biliyorsan ne yapacaksın? Oraya sınavda çığ yazıp geçemezsin ki. Çığ bu. Çığ diyemez. Dolayısıyla bunları bilmemiz lazım. Avalanche çığ demek. Hurricane hortum demek. Yani kasırga yazalım. Kasırga. Kasırga. Hortum twister demekti. Drought kuraklık. Bunu da yazalım şöyle. Ve deforestation'a bak. Forest ne demek? Orman. Forest camp. Forest camp var bir de. Forestation ormanlaştırma. Deforestation da ormansızlaştırma. Yani ormanları kesmek. Dolayısıyla burada bahsedilen felaket Allah korusun çığ diyoruz.
Dersimizi bitirdik. Hadi bakalım şimdi ödül sorumuzu yapın, yorumlara yollayın. Dinlendikten sonra da akşam biraz daha çalışın, uyursunuz. Hadi bakalım.